Yepyeni bir videodan hepinize selamlar, sevgiler değerli arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz, ben Yasin. Uzun zamandır yokum. Biraz yoruldum şu anda. Başından geçenleri size anlatalım bakalım. Şimdi öncelikle sanayiye gideceğiz değerli arkadaşlar. Sanayiye gitmemizin sebebi aracımızın şu retarder borusu var ya, onun şurada kaynaklı olduğu yer var. Telefonumda fotoğrafı var, şu an ekrana koydum, görebilirsiniz. Orayı kaynattıracağım. Bir de geri gelip dorsemizi takacağız. Lastiğim gümledi. Instagram'dan takip eden arkadaşlar biliyorlar zaten de. Lastik zaten eli kulağındaydı arkadaşlar. Gümledi İzmir'e giderken. Onu da yeni lastiklerimizi aldık. Değiştireceğiz. Şimdi dors hortumları sökeceğiz. Arabamızı stop ediyoruz. Burada arabayı stop etmek önemli. Çünkü ABS kablosunu arabada elektrik varken sökmek doğru değil arkadaşlar. Buraları hep gres yağ oldu. Bunun da bir sebebi var. Onu da anlatacağım size. Öncelikle hortumlarımızı bir sökelim. Dursun şurada eldiven şimdilik. Geçen servise gittim arkadaşlar. Çetaş bayi. Orada klimayı yaptırdım. Arabam yüklüydü. Dorseyi sökerken kolomanların önü yüklü olduğunda biraz eğiliyor. Siz ne yaparsanız yapın, o aşağıya doğru eğiliyor. Ondan dolayı birazcık pleti sıyırdı. Pleti sıyırınca da yağ oldu her yer. O yağlardan, kablolardan falan her yere bulaştı. Yani bir kaçak yok. Tek sıkıntı gres yağımız. Dingil havadaydı ya. Dingil indi şimdi. Şimdi şunları alalım. Bunların burada seyahat için yerleri var aslında. Buralara takabiliyorsunuz. Boş bunlar. Şöyle takalım bakalım. Sen gel buraya. Aslında yakın yere gidiyoruz. Gerek yok da. Bak kamerayı aşağı tut. Aslında yakın yere gidiyoruz. Gerek yok arkadaşlar da. Maksat. Hani görün diye sistemi. Çetaş bayiyle klimayı yaptırdık. O bayiyle alakalı yorumlarımı anlatayım size. Bayide çalışan personel. Hadi ya şey kaldı şurada. Eldivenim kaldı. Hadi. İyi aldım. Bir dakika arabaya geçeyim, rahat rahat anlatayım. Evet. Motor yağ değiştirme zamanı diye ışığımız da yandı. Servisten randevumuzu aldık arkadaşlar. Yetkili servise gideceğiz. Yetkili serviste. Oo. Birden güçlü geldi. Yetkili serviste işlemlerimizi halledeceğiz. Camlarımızı örtelim. Uzun zamandır arabaya dorsesiz binmiyorum. Neyse, Çetaş Bayi'ye gittim. Bir kere yeni, bütün bina falan, servis alanı yeni inşa edilmiş. Zaten Hadımköy Çetaş Bayi yeni açıldı bildiğim kadarıyla, Ford Trax. Her şey yeniydi, her şey güzeldi. Ama ben tecrübelerimi aktarayım size. Sorunlarım çözüldü, problemlerim çok güzel teşhis edildi. Özellikle sahada çalışan o ustalar, çıraklar, kalfalar, artık şey olarak bilmiyorum grupları neler ama hepsi çok ilgiliydiler arkadaşlar. Güler yüzlüydüler. Çok güzel ilgilendiler. Ama şöyle bir şey yaşandı. Mesela klima hortumu değişecekti benim. Klima hortumum pres yerinden patlamış. O da gazı salmış. Klima hortumunu sanayiye götürüp hemen presletecekler. Ondan sonra gaz basıp kompresöre yağ basıp göndereceklerdi beni. Fiyat aldık. Hem dışarıdan hem servisten fiyat aldım. Servis 2-2,5 gibi bir şey dedi. Hani 2,5-3 gibi de demiş olabilir, yalan olmasın. Dışarıdan da 3000 lira dediler. Ben de aynı fiyatı verince serviste yaptırayım dedim.
Sonra yaptırdık. Yaptırdıktan sonra fiyat yüksek çıktı. Muhtemelen aklında kalan rakamı söyledi oradaki yetkili. Yani sistemden bakıp söylemedi bana fiyat verirken. Biz de mecburen ödemek zorunda kaldık tabii. Toplamda bir tane rol aldım. İki tane diyot aldım. Sigorta gibi diyotlar var bilirsiniz. FMX kullananlar bilirler. Üç tane diyot oluyor arabada. Doğrusu yokken acayip savuruyor, vuruyor bu arada. Onlarla beraber toplamda KDV dahil 8840 gibi bir rakamdı. 860 falan olabilir. O civarda bir şeydi. Yani rakam tahmin ettiğimden yüksek çıktı. Öyle tutacağını bilseydim, yani üstüne biraz daha koyar, adam akıllı park kliması taktırmayı düşünebilirdim. Ya da dışarıda 3000 liraya yaptırdım arkadaşlar klimamı. Ama yapılan işçilikten memnun muyum? Memnunum. İşçilik güzel. Kaç arızam vardı onların tespitini yaptılar. O konuda çok başarılıydılar. Aynı zamanda yine Çetaş Bayi. Orhan'mış arkadaşlar. Ben diyorum bu kim bana selektör yapıyor falan. Durum bu. Objektif bir şekilde ne yaşadığımızı anlattık. Ha bir de ben yolda kalmıştım, onu anlatıyordum size. Hatırlıyor musunuz vites geçme muhabbeti falan vardı. O zaman da Çetaş Bayi'den bana Enes kardeşim çok yardımcı olmuştu. Gerçekten o konuda çok iyiler, tecrübeliler arkadaşlar. Yani benim hoşuma gitti. Şöyle bir geçeyim. Şimdi bir boru var. O retardar borusu oradan çatladı. Size gösterdim zaten. Videonun başında bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Onu kaynattıracağız. Normalde o boruyu değişim için sorduğumda yanlış hatırlamıyorsam ya 35 ya da 45 bin artı KDV dediler. Şimdi yanlış bilgi de vermek istemiyorum. O da bana fazla geldi. Şimdi sadece oraya kaynattıracağız onu. Ve işimiz çözülecek. Bir arıza yok çünkü. Evet. Kaynağı da burada yaptıracağım arkadaşlar. 11 oto biliyorsunuz. Otomobillerimi buraya güvenle getiriyorum. Daha bu zamana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Bir de tabii Güler Yüz falan da önemli. Evet, şuraya çekelim aracımızı. Araba giriyor galiba oraya da. Durum bu. Şimdi inelim bakalım nasıl yardımcı olacaklar bize. Evet arkadaşlar, Ergül Egzoz'dayız. Ömer kardeşim bize yardımcı oluyor. Hemen şeyi de göstereyim, kırılan yeri. Buradan görünmüyor herhalde, şuradan göstereceğiz. Şu parça. Bunu bu arada yeni Ford'larda, yani yeni FMX'lerde değiştirmişler arkadaşlar. Şu boru tekmiş. Muhtemelen bu kronik de herhalde, tahminimce söylüyorum. Ondan sonra bunu çözmek için komple değiştirdiler sistemi muhtemelen. Orası hep kırılıyor. Şuradaki civata da deliyor. Sonra araba su eksiltiyor. Evet başladık arkadaşlar. Gerçi kaynak kameraya zarar verir değil mi? Yok kamera şimdi zarar vermez abi. Yani. Tamam. Şartelimizi kapattık bu arada arkadaşlar. Bırakıldı. Tamam mı? Aynen. Erkan'ın suyu ver abi bana. Şunu da benim paylaşım sana, teşekkür ederim. Bu kadar mı? Yok kardeşim abi. Yani sen şu an tutturdun. Aynen. Komple kutu açacağım. Erkan maskeyi ver bana. Thank you.
kardeşim, ellerine sağlık. Dükkan senin mi? Dükkan benim abi, aynen. 22 yaşında bak ne güzel mesleğini eline almışsın, dükkanını açmışsın, tebrik ederim valla. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki işimiz bitti. Ömer kardeşime teşekkür ediyorum. Bilecik ben çevresinden zaten konumu gösterdik. Gelebilir arkadaşlarımız. Buradan lastikçiye geçeceğiz. Evet arkadaşlar, Ford'u şimdi Burak götürüyor. Ben de Burak'ın arabayla geleceğim. Hadi kolay gelsin. Çok teşekkür ettim. Sağ olun. Evet arkadaşlar, çok memnun kaldım. Arkadaş zaten biraz uygun yaptı. Uygun yapmasa bile kendi fiyatları da uygun yani, sordum. Ne kadar yaptığını. Fiyatlar iyi. Bu linya da basık ha. Ulan Burak. Hadi bakalım. Eyvah. Evet. Arkadaşlar gerçekten kaynaktan memnun kaldım. İşime sindi yani. Bir de 5 dakikada yaptı çocuk. İyi. Bunun kafamdan silinmesi güzel oldu. Lastiklerimizi de takınca kafam tamamen rahatlayacak. Bir de bakıma gireceğiz arkadaşlar. Bakımı serviste yaptırmaya karar verdim. Arkadaşlar inanır mısınız bilmiyorum. Dışarıda bakım daha pahalı. Ford'un servisine ben ilk başta pahalı olarak düşünüyordum ama o kadar da pahalı değilmiş. Garantisi biten araçlarına Ford destek sunuyor arkadaşlar. Fiyatlarda indirim yapıyor. Bir de motorla alakalı güzel avantajları var, onlardan bahsediyor. Bu arada bunların hiçbiri reklam değil. Herhangi bir işbirliği ile alakalı bir durum değil. Benim içerik olarak anlattığım şeyler size. Bir durum var, onu anlatacağım. Çok güzel, hoşuma gitti. Belki de yaparız. Ford'un motoruyla alakalı. Şu çamurlukların da değişmesi lazım da. Arabayı da çok gereksiz para harcamak istemiyorum yani. Çamurluklar zaten duruyor. Önce mekanik. Evet. Burak götürüyor bizi arkadaşlar. Bu arada Burak genç görüp de hani ehliyetsiz falan zannedenler olabilir. Burak da bizim gibi şoför arkadaşlar. Kendi tırları var. Renault var onda da. Bir de Aksor var değil mi? Bakmayın böyle taze durduğuna. Nasıl? Gayet güzel abi ya. İlk defa bindim bak aldığından beri. Hiç denk gelmedi. Hiç denk gelmedi. Burası vurur. Boşken'deyken biraz şey yaptı ama. Ya boşken vuruyor evet. Sana kısa bir video çektim. Abi yalnız şey ya. Master QS falan çok hoşuma gitti. Gücü mü? Benim şurada bir şey var ya. Old Diamond'ı indir istersen şöyle. Ya vites rahatlığı çok otomatik. Otomatik araba. Bir de vites geçişleri gerçekten güzel. Yo, hissettim ben ki abi. Değil mi? Yüklüyken daha iyi oluyor biliyor musun? Ya her güzelin bir kusuru var. Kusurları da var, güzellikleri de var. Ben de bu arada sucuk gibi terliyorum arkadaşlar burada. Klima da çalışıyor aslında. Klima da iyi de bende bir sıkıntı var bugün. Aşırı terleme durumu var. Bu da bir hastalıktan kaynaklanabilir belki, biliyor musun Burak? Abi. Dükkanda da terledim. Olabilir. Kilodan değil, değil mi? Yok, kilo. Klasik abi, göbek. Ye otur, ye otur yani. Sende de yoktu göbek. Bu meslek bize göbek gibi şey yapıyor. Şimdi abi, egzoz mesela iki kademe mi açıyor şimdi? Mesela çekse. Başım tek kademe de tek. Aynen. Alır geri. Tek abi. Kademe çek.
bastım benim. Koy veriyor gidiyor kendine. Düz devam ha. Düzüyoruz abi neredeyse ya bir tekrar. Şey güzel, depiratörleri iyi. Bu ara bir sıkıntı yaşadım işte. O boru oradan çatladı düştü. Olsun abi, tek sıkıntısı yani, oldu. Yani çok basit bir şey. Bir sene oldu değil mi senin? Aslında tam bir sene oluyor şu an. İşte bak bir senede sadece ufak tefek bir sıkıntı yani bence. Bir, o, bir de klima. Benimle yaşadığımı sen biliyorsun işte eskide veya sen de. Biliyorum biliyorum ya. Mandayken çok şey yaşadım. Aynen. Ben geçen hafta sadece bir gün içerisinde iki defa yolda kaldım abi. Bir enjektör oldu, bir hortum patladı. Farklı farklı nedenlerden mi? Abi bir enjektör hortumla kaldım yolda. Evet. Bir de sonradan da dorsenin beyniyle alakalı bir sıkıntı yaşadık. Allah Allah. İşte. Yeni dorsen? Yeni dorsen abi. İşte sonra da Allah'tan servis şey yaptı. Ha, garantiden hemen. Garantiden değiştirdiler işte. Oluyor ya ne kadar yeni de olsa. Sıfır da olsa illa ufak tefek bir şeyler çıkabiliyor. Dün akşam mesela Mercedes'i gördüm şeyde Boğazık'ta. 51 abi o farın kenarından 60 rüzgardan kendisi. Neyi? Rüzgarlık şeyi var ya hani farın kenarında. Evet evet. Kaşı. Onu mesela 60 adam balta doluyordu. Allah Allah. Abi. Kendi kendine 60. Adam diyor kronik diyor ne yapayım diyor daha sıfır araba diyor yani 2023 model araba diyor yani. Mercedes aslında bu konular hassastır ya. İlginç. Evet. Şimdi lastikçi Yaşar abimizin dükkanına geldik arkadaşlar. Ya şu gri aksorlar da hoşuma gidiyor biliyor musun? Ya. Mükemmel yani. Aslında. O arabanın sırf renginden dolayı fiyatı yüksek biliyor musun şeyde ilanlarda? Bizim sağ arka. Ama gene fark eder mi? Hangi sağlık abi? Değişecek lastik. Gerçi hepsini değiştirecek. İleri geri yapacak ya. Fark etmiyor herhalde. Sıkıntı yok ya. Vaktimiz var. O Yaşar abimiz bu ya. Gir ya bas. Korkma. Ver 500 beygirin gücünü. Tamam. Evet. Selamünaleyküm. Kafalama ben gelmiyorum. Renault da güzel duruyor ya. Ya Renault cam da işte. Baksana, alanet yapmışız arkadaşlar, baksana sıçıklar falan. Aa. Evet arkadaşlar, lastiklerimiz daha gelmedi ama kesilmeye başladık. Şimdi aldığım lastikler, bu en arkadaki lastikler kadar iyi değil. Bunların durumu da iyi arkadaşlar, daha sıfır lastik. Bunlar Sava, Goodyear'ın yan ürünü gibi bir şeymiş. Bayağı kaliteli, güzel, beğendiğimiz bir ürün yani. Gelen lastikler Trabzon'dan göre bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam ismini ilk defa duydum ama kullananlar var bizim burada çok memnunlar o yüzden aldık fiyat da çok uygundu onları ortaya koyacağım Sava kadar iyi değil o lastikler yeni lastikler ortada duracak Savalar en arkada duracak ortadakileri de öne alacağım normalde de biliyorsunuz ben hep yeni lastik aldığımda en yenisini en arkaya koyarım ama bu sefer Savalar daha iyi olduğu için böyle bir yöntem izleyeceğiz arkadaşlar. Güzel mi? İki sene sonraki halin diyet yapmazsan. Ama kaslı gösterdin değil mi?
Benim önler de iyi ya. Ben böyle her gün bir tane günler. Evet arkadaşlar, lastiklerimiz geldi. O lastikler gelmiş. Geldi abi. Hemen bıraktı gitti. Çekiliyor mu? Sıkıntı yok. Önemli değil. Ha? Önemli değil abi. Zaten önemli olan burada sensin ya. Seni çekmek istiyoruz. Allah Allah. Ya oğlum, sen sosyal medyada bizi de hani şey yaptın. Bizim bacan oğluma falan diye. Enişte diyor, seni seyrediyorum diyor. YouTube'larda diyor. Neyin şeysi? Tayland. Bilecik. Hava kararlı, çok iyi geliyor. Efendim abi? Hava kararlı diyor, çok kötü yağmur geliyor. Eyvah. Abi bu lastik nasıl sence? Valla şimdiye kadar taktıklarım içinde hani gene güzel bir gidiyor yani. Böyle senin 13-60'da da randıman alırsın ortada. Ha. Aman aman, çok mükemmel bir lastik değil ama kötü bir lastik de değil diyorsun. Değil de kötü de değil. Ama hani şimdi 13-60'da ortalarda fazla yük almadığı için. Yani doğru. Rahat kullanırsın. İnşallah. Arkadaşlar bu sıkıntıyı da halledeceğiz. Yani bu sıkıntıyı da dedim, kafamdan artık lastik sıkıntısı da gitmiş olacak. Biraz rahatlamış olacak. Bir tek bakımımız kaldı. Bakıma da servise gideceğim. Fiyat aldım. Bu sefer proforma fatura gönderdiler. Başka servisten aldım bu arada. Yetkili servisten. Yani yakın olduğu için başka servisten aldım. Yanlış anlaşılmasın yani. Arkadaşlar Yaşar abi o kadar iyi lastikçi ki, oğlu var Onur, o da öyle. Yani geldiğim zaman gerçekten çözemedikleri problemim bu zamana kadar olmadı. Her zaman yardımcı oldular, destek oldular. Adeta bir abi gibi bize, öz abimiz gibi yardımcı oldu. Bizi yönlendirdi. Yolda kaldığımız zaman lastik yüzünden aradık, kendisinden bilgi aldık. Hani bizi kandırılmamamız için yönlendirdi. Sıkıntı yaşamadık. Burakcığım da bize buraya bir şeyler almış. Kardeşim teşekkür ederim. Afiyet olsun. Beni biraz beklettin ama. Yok abi ya. Kesene bereket. Zamanını harcadın benim için falan yani. Giren öldü falan. Adam burada kaldı. Arkadaşlar biz normalde lastikler gelmiştir diye geldik buraya. Şimdi araba da yok. Çocuk da burada kaldı benim yüzümden. Hiç önemli değil abi. Sabah da yük boşalttı. Evet, uyuyakaldım falan. Tatiliydi, ne güzel. Aynen, artık haftasının suyunu değerlendireceğiz abi. Beyaz yaka gibiyiz abi zaten. Hı. Yanlış mıyım? Haftanın 5 günü çalışacağız. 2 gün. Aynen. Beyaz yaka gibi. Beyaz yaka gibi. Gece sabaha kadar direksiyon sallayacağım. Bugün falan. Dün ben gece 12.30 gibi çıktım fabrikadan, İzmir'den. Sen ne zaman çıktın? Efendim? Yağmur basın. Bak. Alayım mı? Bugün Ford'lara doyamıyorsun. Ya Ford da alacağız herhalde. Ne abi ha? Bak, ben dedim sana. He? Ha bu. Yedim vallahi abi. Bak. Sen bir sıkayla yıkan bakalım, yıkan. Arabayı eksikmez. İyi ki abi. Kilo basın. Arkadaşlar tam havasını basarken elektrik gitti. Tam çıkacaktık yani. Şöyle bir 30 saniyemiz vardı değil mi? Vallahi tam çıktık. O kadar gazeteden zannım gelemedik. Efendim? Araba yıkandı. Aynen. Yaşar abi. Şimdi diğer lastikler de yıkanmış oldu. Benim hepsi. Şimdi hangisi yeni oldu belli olmayacak. Olur. He? Olur, hepsi belli olur. Tamam.
Taze gelin her zaman kendini gösterir. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Buradan artık eve geçeceğim. Yatacağım, uyuyacağım. Gece sabaha kadar yol geldim. Ne oldu? Ne yapacağız? Oturacağız mı? Yok abi, yok. Kafayı vurdun sandım şu kancaya. Aa, çok sakat ha. Anam kafayı vurdun sandım, onun için bağırdım. Benim de vallahi çok fena çaktı ya. Bak, trafik polisi yardım ediyor. Bu kadar insanlık da, bu kadar iyi bir arkadaş. Trafik polisi. Videoyu kapatırken az kalsın gidiyorduk. Abi. Arkadaşlar şimdi bitireyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Damla geldi yüzüne. Seviyorsunuz. Hoşça kalın. Burak'a teşekkürler. Bugün bayağı yanımdaydı. Hadi. Evet. Esas böyle çekeceğiz değil mi? Yağmurda, çamurda. Fark etmez diyor Yaşar abi. And I'm not even that paid. I need a change in my life 'cause I don't